Merhaba arkadaşlar, İmren'in Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi altı tavuk göğsü, üstü çikolata soslu ve en üstünde de bol kakaolu güzel bir prenses tatlısı yaptık. Bunu nasıl yaptık, içinde neler var? Hemen yapılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, tatlımızın iki aşamada olacak. Öncelikle tavuk göğsünü yapacağız içine. Buna 7 kaşık 7 yemek kaşığı un, 7 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 paket vanilin ve 1 kilo da süt gerekli. Şimdi bunları sırasıyla ocakta güzelce hepsini katacağız. Güzel bir tavuk göğsü yapacağız. Ondan sonrasında da o soğurken de diğer üzerinin çikolata sosunu yapacağız. Bu tatlıya prenses tatlısı diye de nitelendirebilirsiniz. Ben o şekilde bildiğim bir tatlı. Şimdi ocağa geçelim. Şimdi ocağımıza geçtik. Tenceremin altını güzelce yakıyorum ve 7 kaşık unumuzu ekliyoruz. 7 kaşık unumuzu ekledikten sonra hemen bir çırpıcı yardımıyla bunu hafif rengini değiştirene kadar sürekli karıştırıyoruz. Ben tatlıyı yıllardır hep prenses tatlısı diye yapar, o şekilde bilir, o şekilde yapardım ama bu tatlıya tavuk göğsünün üstüne supangle veya da çikolata sosu da diye biliniyor. Artık ne şekilde şey yaparsanız ama ben bunu prenses tatlısı olarak bilip o şekilde yapıyordum. Şimdi bunun hafif rengi değişene kadar, unun kokusu gidene kadar sürekli karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu güzelce kavrulmaya başladı. Hemen bir yemek kaşığı kadar olan tereyağımı atıyorum içerisine. Yine tereyağım eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi tereyağım da eridi. Şimdi kademeli olarak sürekli karıştırarak sütümüzü ekliyoruz. 1 kilo sütü güzelce karıştıra karıştıra hafif duruyoruz. İyice kavun. İçinde topak kalmasın. Gerçi topak kalmasının çok da bir önemi yok. Evvelden bunlar sorun oluyordu. Süzgeçten falan geçirmeye uğraşıyorduk ama artık şu anda teknoloji ilerledi. Çırpıcılar var. Topak olursa da hiç endişelenmeyin. Hemen çırpıcılardan geçirdiğiniz zaman hiçbir şeyi kalmıyor. Gerçekten güzel oluyor o şekilde de. Bunu şimdi güzelce 1 kilo sütümüzün tamamını ekliyoruz. Ve bunu hızlı hızlı karıştırarak istemiş olduğum kıvamı alana kadar karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş 7 yemek kaşığı kadar şekerimizi ekliyoruz. Tabii ki bunu siz isterseniz azaltıp veyahut da arttırabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı bir şey. Bir kere yaparken tadına bakarsınız, ona göre istediğiniz ölçüde koyarsınız ama genelde tüm damak zevklerine hitap edecek olan ölçüdür benim almış olduğum ölçü. Bunları bayağı bir karıştırıyorum. Bunların ikisi hafif koyulaşmaya başlayınca vanilyalarımı ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bu koyulaşmaya başladı. Ocağımın altını kapatmadan 1-2 dakika öncesinde hemen şu vanilyalarımı atıyorum içerisine. Karıştırıyorum ve bunu 20 dakika mikserde çırpacağım arkadaşlar. Şimdi bunu da hemen atalım içerisine. Ondan sonra da 20 dakika mikserle güzelce çırpacağız. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi bunu mikserimizde önce yavaş, daha sonrasında hızlandırıyoruz. Tavuk göğsümüzü 20 dakika kadar mikserle çırptık. Şimdi size bir püf nokta daha vereceğim. Bu tarz tatlılarda borcamımı ben güzelce suyla bir güzel her yerini yaydırıyorum. Şöyle ki çıkartırken borcama yapışmasın. Daha rahat çıksın diye. Gördüğünüz gibi bunun her yerini suluyoruz arkadaşlar. Sulama işlemimiz bitti. Ve hemen önce birinci tatlımızı
güzelce borcamımıza aktarıyoruz. Arkadaşlar tavuk göğsümüzü soğumaya bırakmıştık. Şimdi diğer bir yandan da hemen üstünün çikolata sosunu yapacağız. Burada normalde hepsi ikişer yemek kaşığı ama ben yoğun çikolatalı sevdiğim için ben iki kaşıktan biraz fazla koydum kakaosunu. Onu da siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Diğer şekerim, nişastam ikişer yemek kaşığı. Bunları ekliyorum. Bunların hepsini güzelce karıştırıyorum ve bunun içerisine 2 bardak da süt ekleyeceğim. Bardak kadar da sütümüzü ekliyoruz ve bunu öncelikle karıştırma kabımızda hiç içinde fütür kalmayasıya güzelce çırpıyoruz. Çırptıktan sonra mutfağa geçeceğiz. Hemen bunu bir tencereye aktarıp karıştıracağız. Yoğunlaşmaya başladığı zaman yaklaşık 40 gram kadar bir çikolata ve bir yemek kaşığı kadar da tereyağım var. Onları ekleyeceğim. Bundan da güzel yoğun bir çikolata sosu elde edeceğiz. Evet, bu arada bunlar da karıştı. Hemen ocağa geçelim. Hemen karışımımızı aktarıyoruz. Dibindeki kalan fütürleri de karıştırıyoruz. Ve bütün hepsini güzelce tenceremize aktardık. Ve bunun hemen altını açıyorum. Sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar devam edeceğiz. Biraz yoğunlaştığı zaman söylemiş olduğum gibi çikolatayı ve tereyağını içine atacağız. Ve çikolata sosumuz da hazır olacak. Ben bunu hazırlayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi bu yoğunlaştı. Hemen çikolatamı 4'er 5'er parçaya bölüyor ve bir yemek kaşığı kadar da tereyağım vardı. Onu ekliyorum ve bunu güzelce karıştırıyorum iyice. İkisiyle birlikte erisin ve daha güzel olsun. Ve bu oldu artık. Ben bunun altını kapatıyorum. Bunu sıcaklığıyla çikolatamı ve tereyağımı da eritip biraz soğuklandırıp hemen tatlının üstüne dökeceğim. Gördüğünüz gibi çikolatalarım, tereyağım eridi. Ve gerçekten harika akışkan bir çikolata sosu oldu. Bunu hemen karıştırarak hafif soğutuyorum. İyice de soğumasını beklemeyeceğim. Hazırlamış olduğumuz tavuk göğsümüzün üzerine hemen bunu koyacağız ve bir an önce soğumasını bekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi çikolata sosumuzun hafif sıcaklığı da gitti ve bunu tatlımızın üzerine güzelce gezdiriyoruz. Her yere gelmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi çikolata sosumuz çok güzel oldu. Mutlaka ocaktan indirmeye yakın tereyağı ve çikolata eklemeyi unutmayın. Yoğunluğu daha güzel oluyor. Lezzetini arttırıyor. Çok güzel oluyor. Şimdi ben bunu bir spatula yardımıyla iyice düzleyeceğim ki soğuduğu zaman güzel bir şekli olsun. Şöyle hemen spatulamızı da alalım. Tencerenin içindeki kalan bir kısım var. Onu da aktardıktan sonra düzleme işlemine geçeceğim. Bu biraz soğudu muydu? Üzerini bolca kakao ile kaplayacağız. İsteyenler bunu kakao ile kaplamak zorunda da değil. Ama kakao ile kapladığınız zaman lezzeti ve görüntüsü bir o kadar daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda tamamen üzerini kapladık. Bir 10-15 dakika soğusun. Ondan sonra da bir 15 dakika kadar da buzdolabında iyice soğumasını bekleyeceğim ki üzerine kakao serptiğim zaman yumuşama yapmasın.
Gördüğünüz gibi tatlımız tamamen soğudu. Şimdi hemen bunun üzerine bolca kakao ile kaplıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tatlımız sunuma hazır. Gerçekten çok güzel, çok hafif ve çocukların da seveceği güzel bir tatlı oluyor. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup alttan yorum ve beğenilerinizi eklerseniz çok memnun olurum. İmren'in Dünyası kanalından hepinize güzel günler diliyorum.